Arkadaşlar herkese merhaba. Türkiye'den ayrılırken yaşadığım zorluklar hakkında şimdi bir video çekmek istedim. Arkadaşlar gerçekten yaptığınız yorumlar adına çok teşekkür ederim. Lütfen abone olup yorum falan yapın, şeyler yapın. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Şimdi arkadaşlar hiçbir şeye üzülmedim. Gerçekten de hiçbir şeye. Yani bulunduğum güzel arkadaşlıklarım, dostluklarım vardı. Hiç üzülmedim arkadaşlar. Yani mutluydum. Çünkü her zaman bir şeyin iyi olması için adım atmam lazım. Ailem çok istemedi Amerika'ya gelmemi. Gerçekten hiç istemedi. Çok karşı çıktılar. Hayır, olmaz dedim yani. Türkiye'de gel çalış. İşte gel bizimle Türkiye'de çalış. Burada bir evim var. Ailemin durumu da iyi değil arkadaşlar zaten. Ama hani burada kendi evim var. Gidip işte gavur memlekette falan çalışma gibisinden çok dediler. Ben işte sizin de aklınızdan şu geçiyordur. Hani ne gavur, orada para var. Benim her zaman çok sevdiğim bir cümle vardır. Doğduğun yer değil, doyduğun yer önemli. Aga hiç yani şey olmadı. Hani hiç böyle duygusal anlam. Zaten ben 3-4 yıl Kıbrıs'ta ailemi görmeden çok zaman geçirdim. Kıbrıs'ta bizim evin arasında 50 dakika var arkadaşlar. Uzak değil yani. Ben kendim bilerek gitmek istemiyordum. Yani ben 3-3,5 yıl kasinoda çalıştım. 3,5 yıl boyunca şeye gitmedim. Türkiye'ye gitmedim. Kıbrıs'ta da yıllık izniniz 15 gün. Hiç gitmedim arkadaşlar. Bende öyle şey yok. Hani ailemi çok özledim. Gidim. Hiç öyle bir şey yok arkadaşlar. Ha, kötü şey değil yani. Sadece bende olmadığını dile getirmek isterim. Siz de bu durumda olup olmamak zorunda değilsiniz. Ama bu biraz daha iyi oluyor arkadaşlar. Çünkü sizi daha çok güçlü yapıyor. Şu an şeyi özlüyorum mesela arkadaşlar. Yemekleri özlüyorum. En çok kahvaltılıkları özlüyorum. Çünkü Amerika'da kahvaltı diye bir şey yok. Bunları çok özlüyorum. Ama size şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Size gerçekten şunu söylemek istiyorum. Burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Siz markete gittiğinizde arkadaşlar yani bir şeyler almak istiyorsunuz. İçecek, kola almak istiyorsunuz. Abi her şeyin fiyatı yükseliyor. Her şeyin. Her şey. Ya abicim bak size yemin ederim. Benim 18 yaşında ehliyetim oldu. Yemin ederim bak. Ben 25 yaşına kadar arkadaşlar arabam olmadı. Yemin ederim size. Benim ailem maddi durumu kötüydü. Sizin de çok kötü olabilir. Veya daha iyi olabilir. Yani bayağı bir kötüydü arkadaşlar. Burada yani ben geldim, size fiyat karşılaştırma yapmayacağım tabii ki de. Ben buraya geldim arkadaşlar, ikinci üçüncü haftada arabayla kaza ettim. İlk aldım arabayla. Şimdi birinci ayım, yeni bir tane daha araba alacağım arkadaşlar. Tekrardan başlayacağım. Hani size şunu söylemek istiyorum, size yemin ederim Türkiye'de daha böyle o yaşamadığınız bir sürü duygu var. Size yemin ederim bir şeye adım atmaktan o kadar çok korkuyordum ki Türkiye'de. El alem ne der? Fikir danışıyorsun, kimse senin arkanda değil. Bir şey yapmak istiyorsun, kimse sana fikir vermiyor. Hiç yani çok kötü duygulardı, çok kötü zamanlardı. Hani bir de bir işe kalkışmak istiyorsun. Arkadaşlar bir işe kalkıştın mı? O işte yükselemedin mi? Etrafındakiler kötü konuşuyor. Sen dibe batıyorsun, her geçen gün dibe batıyorsun. Enflasyon zaten anasının nikahında. Bayağı bir her şey sık. Ama burada şöyle bir durum var. Burada bir iş yaptığında olmuyorsa bir daha deniyorsun. Olmuyorsa bir daha deniyorsun. Olmuyorsa bir daha. Olmuyorsa kendi işini yap. Hiç olmuyorsa doğru da iş yap. Burada bir şeyler yap. Ama dediğim gibi arkadaşlar Türkiye ile hiçbir şey özlemiyorum. Özlediğim şeylerden bir tanesi kahvaltılı. Bir iki arkadaşları falan özlüyorum bazen. Öyle benim yani samimi olduğum insanlar vardı ama yemin ederim size hayatımda doğru düzgün dost dediğim çok az insan vardır. Bari hala açıkçası dediğim gibi hiçbir şey özlemiyorum arkadaşlar hem maddi manevi yani şimdi biz benle eşim Kıbrıs'ta kalsaydık bizim yine güzel bir maaşımız vardı, ikimizin toplam maaşı 3000-3500 dolar falan yapıyordu arkadaşlar.
Hani o yönden de iyiydi. Hani biz buraya gelmeseydik yine orada bir maddi durumumuz güzeldi. Yani o işten iş rahatlığı çok güzeldi. İş ortamı falan çok güzeldi. Bunları geride bıraktığım için, arkamda bıraktığım için hiç mutsuz değilim arkadaşlar. Çok iyi dostlarım vardı. Aralarında bayağı bir işte bana hainlik yapan insanlar oldu. Bana yanlış yapan insanlar da oldu. Yani şu an bir şey aklımda yok. Türkiye ile ilgili ekstra bir şey yok. Sadece burada neler yapabileceğimle aklımda fikirler var. Her gün güzel iş başvurularına bakıyorum. Öyle arkadaşlar. Daha iyi bir şeyler yapmak için her gün savaşıyorum. Şu an bir iş yerinde çalışıyorum. Çin restoranında şeflik yapıyorum. Haftalık 40 saat çalışıyorum arkadaşlar. Saati 12,5 dolar. Tek iş yapıyorum. Bu bile bana her türlü yetiyor. Ben ve eşime. Eşim de bir yerde garsonluk yapıyor. Burada garsonluk maaşları çok yüksek. Yani İngilizce biliyorsanız, doktorsanız gelin burada garsonluk yapın. Kendinize çok iyi bakın.